Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Bugün sizlerle küresel göller ve sulak alanlarla ilgili veri tabanına nasıl ulaşabiliriz, ona bakacağız. Bu veri tabanı Doğayı Koruma Vakfı çatısı altında birleştirilmiş arkadaşlar. Doğayı Koruma Vakfı'nın sitesinden indiriyorum şu an. Sitenin linkini yine veririm. Burada bize seviye 1, seviye 2, seviye 3 şeklinde farklı seviyelerde indirme şansı sunulmuş. Peki seviye 1, seviye 2, seviye 3'ün farkı ne arkadaşlar? Mesela seviye 3 raster veri formatında göller gösteriyor. Seviye 2'de biraz daha küçük göller gösteriliyor arkadaşlar. Seviye 1'de ise daha ayrıntılı ve isimleri olan göller gösteriliyor. Açma ekranına geldiğinizde zaten onu görebilirsiniz. Hangi özelliklerin olduğunu okuyabilirsiniz. İndirmesi kısa sürüyor arkadaşlar. Ben indirmiştim bunları. Hemen artist ekranımıza geçelim. Şuradan indir dediğimizde direkt indiriyor. Herhangi bir üyelik, herhangi bir kayıt gerektirmiyor arkadaşlar site. Artist ekranıma geri dönüyorum. Öncelikle şurada klasörün içinden seviye 3 klasörünü alıyorum. Gördüğünüz üzere geliyor. Ama arkadaşlar burada şöyle bir sıkıntı var. İsimleri yok mesela. Bu isimlere nereden ulaşabiliriz? Yani oluşturmak istiyoruz ama isimleri yoksa fazla bir işimize yaramayabilir. Bu bağlamda klasörü indirirken bize şöyle bir ek dosyayla iniyor arkadaşlar aslında bize. Şu PDF'lerin içinde göllerle alakalı açıklamalar var. Daha doğrusu Legend'le alakalı açıklamalar var. Neyin ne olduğu ile alakalı. Bunları okuyup Türkçe'ye çevirip kullanabilirsiniz. Yani en aşağıda şöyle Legend direkt var. Başka mesela seviye 1'i indirelim arkadaşlar. Seviye 1 ile seviye 3 arasında. Nasıl bir fark varmış ona bakalım. Şöyle katalogdan seviye 1'i çağıralım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar farklı göller geliyor. Ayrıca burada mesela hemen şöyle sorguladığımızda insan yapımı olan alanlar da çizilmiş arkadaşlar. Burada tabi raster veri formatında ve burada daha geniş bir alan var. Yani daha geniş bir bilgi sunuyor bize. Ne olduğu, nasıl olduğu ile alakalı, nasıl olduğu yok tabii de sanırım. Yani ismi vesairesi var arkadaşlar, en azından ülkesi var. Bu önemli. Yani bu şekilde kolayca sulak haritalarınızı, göl haritalarınızı oluşturabilirsiniz. Çalışmalarınıza kolay gelsin arkadaşlar. İyi çalışmalar.